Şimdi sevgili dostlar, nişan hattını oluşturmakla ilgili internette çokça hatalı duruş ve hatalı silah çekiş videolar görebilirsiniz. Silahın doğru çekilişi kılıftan ve doğru nişan hattının oluşturulması ile ilgili genel geçerli tek bir yöntem var. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle hatalı olanları göstereyim. Silahı kılıftan çektikten sonra arkadaşlarımız burada dolduruş yapıp hedefi bu şekilde hedef alıyor. Bu birinci yanlıştır. Yani silahı burada doldurduğunuz anda ya da yan tarafınızda doldurduğunuz anda arkadaşınızı, kendinizi vurma ihtimaliniz vardır her zaman. Onun için silahı yanda doldurma işini yapmıyorsunuz. İkinci hata, silahı alıp doldurup bu şekilde tabiri caizse baltayla odun kırar gibi bir nişan hattı oluşturan arkadaşlarımız var. Bu da yanlış çünkü kollarınız çok fazla geriliyor, bir de çok fazla yukarıda alıyorsunuz. Erken tetiğe bastığınızda merminin gideceği alakasız yerler olabiliyor. Silah kılıftan çıkarmak ve nişan hattı oluşturmakla ilgili en uygun ve güzel hareket şudur. Silahınızı kavradıktan sonra silah kılıftan çıktığı andan itibaren namlu hedef istikametinde olmalı. Sol elinizle sürgüyü kavrayıp silahı ileriye ittiğiniz anda zaten doğal nişan hattını oluşturmuş oluyorsunuz. Burada ister yani çok panik halinde bir atış yapıyorsanız tek elinizle de ateş edebilirsiniz. Eğer hedef alacaksanız ikinci elinizle daha tabii hedef alarak atış yapacaksanız daha yavaş yapabilirsiniz bu hareketi. İkinci elinizi birleştirdikten sonra nişan hattını oluşturup atışınızı yapabilirsiniz. Tekrar göstermek gerekirse silahı kılıfta doğru bir kavrayışla çıkardıktan sonra namluyu hedef istikametine çevirip sol elimizi sürgüyle buluşturuyoruz. Sürgüyü sıkıca tuttuktan sonra sağ elimizle silahı ileriye attığımızda sürgü elimizden kayacaktır zaten. Dolduruş yapacaktır silahımız. Zaten bunu yaptığınızda siz de göreceksiniz, direkt hedefi gösteriyor silah. Atışınızı yapabilirsiniz bu şekilde. Panik halindeyseniz, acil tepki vermeniz gerekiyorsa budur en hızlı tepki verebileceğiniz atış tarzı. Diğer türlü nişan alarak atış yapacaksanız da az önce bahsettiğim gibi silahınızı yine hedef üzerinde dolduruş yapıp bu hareketi yaparsanız sizin için en doğal ve en rahat nişan hattını oluşturmuş olursunuz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.